Evet, şimdi Koyunbaba Hazretleri Hoca Ahmet Yesevi silsilesinden Hacı Bektaşi Veli'nin halifesi olduğu söyleniyor Koyunbaba için. Efendim kim söylüyor? Evliya Çelebi diyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Osmancık'la ilgili bir kısım var Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde. Evliya Çelebi Koyunbaba Türbesi'nde ziyaret ettiğini söylüyor. Hatta kızını almışmış, ne yapmış gelirken gözlerinde görme problemi olmuş. Geldim diyor, dualarla bana diyor, koyun babanın sikkesini giydirdiler, başlığını giydirdiler. Şimdi o yok burada. Baktım türbede, efendim bu gelişimde diyor, ben zaman zaman efendim, gece de gündüz Osmanlıca gelip gidiyorum ama efendim bazı birkaç arkadaşla görüşüyorum, o da yok olmuş. Değil mesela geyik boynuzları yok. O kavuk öyle değil hocam. Evet, öyle mi? Orada yok. Baktım o yok, bu niye yok? Boynuzlar nerede? Yoksa birileri efendim bu boynuzlar bence deva diye dedi, herkes onu bıçakla köpük, köpük gelsin. Hocam geçen gün de namazlarla almıştık. Yani şimdi Koyun Baba için diyor ki Evliya Çelebi, Koyun Baba için diyor ki Evliya Çelebi, bu işte Hacı Bektaş Veli halifelerindendir diyor. Efendim bunlar beş vakit abdestli namazlıdırlar diyor. Efendim Koyun Baba'yı anlatıyor. Şimdi bu kitap ben bir yerde ekmeğini yedim, suyunu içtim bu Osmanlı'nın hakkını inkar edemem. Bizim töremizde tuz ekmek hakkı denen bir şey var. Bu kitap Osmancık'ın koyun babasını anlatan bir kitaptır. Efendim Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun kaçıncı yılı armağan olarak 2000 yılında basıldı. Şimdi okuyayım. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yılında armağan kitapmış. Bir numaralı kitap. 700. yılı armağan olarak basılmış birinci kitap. Yani Osmanlı Devleti'nin 700. yılı için basılan ilk kitap. Koyun Baba. Efendim bu koyun baba da ben Osmancık'taki koyun babayı anlatıyorum ama Denizli'deki koyun baba var bunun içerisinde. Efendim birkaç yerdeki koyun baba var. Şimdi Sayın hocam ekranı da yansıttık izninizle eserimizi. tamam, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu koyun baba Hacı Bektaş Veli'nin halifesi diye geçiyor. Hacı Bektaş Veli'nin kim olduğunu biliyorsunuz. Efendim işte şeyde Nevşehir'de efendim Hacı Bektaş Veli Mevlana Hacı Bayram-ı Veli, Somuncu Baba, bunlar bir silsile. Ve bunların tamamı Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahının mayaladığı insanlar. Ve dolayısıyla bunların öğretileri üzerinden eğer İslam'ı anlar ve yaşamaya gayret edersek doğru İslam. Ama ve lakin bakın bunların her birinin bir mesleği var arkadaşlar. Günümüzdekilerin hangi bana değil günümüzde şunun şu hoca efendinin şu mesleği var deyin bana. Hoca Ahmet Yesevi tahtadan kaşık çapı yapıyor. Günümüzdeki ne yapıyor? Mustafa bilmem ne. Mustafa deme bana şöyle Mustafa'ya bir derdi büyük. Bir hikaye anlatayım size. Ben Bulgaristanlıyım. Şimdi benim nenem Moğolaymış Bulgaristan'da. Efendim köyümüzde Hristiyanlar da var. Hristiyan'ın bir nevroküze hastalanmış. Neneme gelmiş. Nene demiş buna işte Molla teyze buna bir muska yaz. Nenem demiş ki git ya ne muskası. Ben muska. Yazardın yazmazdın demiş biz gavur olduğumuz için yazmıyorum değil mi deyince. Nenem bakmış ikilik çıkacak diye tamam demiş yazacağım demiş. Almış şeyi diviti batırmış okkaya. Yazmış bir şeyler. Demiş ki gavur dedin ha gavur kelimesi de suç ama. Ecnebiye demiş ki al bunu demiş git demiş bezi balmumunu erit içine batır. Ondan sonra bu mustayı şeyin içine sar, bavulumu bezin içine sar, öküzün iki boynuzunun arasına as demiş. Ya orada yapmış üçgen şeklinde tüplerden görüyor, asmış onu iki öküz iyileşmiş. Efendim sonra Ecnebilerden birinin yine hastalanıyor, geliyor neneme mustaya, nenem diyor ki git yazma mı kadın diyor. Yazardın yaz, nenem yaz. Öfkeyle kadın giderken papaza denk geliyor. Kadına soruyor, hayırdır şu an? Ya oğlum işte bilmem nene bir muska yaz dedi de yazmadı da falan yok. Yüzüne yazdı bana yazmadı falan filan. Papaz kızıyor. Niye biz dururken gidiyor onlara? Ne yazmış diyor bilmiyorum diyor ne yazdıysa. Ya bir, onun olayı vardı. Hadi gidelim diyor o güzel muskasına. Çizik ve gözün iki boynuzun arası muskayı açıyorlar. Evet papaz muskayı okuyor. Papazın rengi beti benzi atıyor. Bir daha aynısını yazacak o da. Evet ne yazmış nere? Yavrun adı öküzün sahibinin adı Kosta'ymış. Nenem yazmış Kosta'lı Kosta öküzü hasta ölürse şaşar yaşarsa koşar. Evet şimdi muskanın demek ki psikolojik tarafı var. Buradan bu anlaşılıyor.
Yani Allah'ın ayetlerinin tedavi özelliği vardır. Ama ve lakin büyüme başka amaçlarla kullanılması sıkıntılı bir durum. Şimdi Koyun Baba Hazretleri İslam'ın aydınlık yüzü arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi İslam'ın aydınlık yüzü. Bunlarla hurafe aramayacaksın. Ama zaman içerisinde bunlarla ilgili anlatılanlar daha o kadar çok hurafe katılmış ki şimdi biraz önce Dayanadan Miktat'ta şey gördü, bu filan daha neresi olan filan diye gördü. O ne biliyor? Bunun kerametlerinden bir tanesi. İnan bölgesinde Yunan canavarlar ortalığı takmış kavruyorlarmış. Evet, Koyun Baba o canavara şöyle bir vurmuş. Canavar dağ şeklinde böyle durum durum olmuş. İnan tarafındaki dağ. Ondan dolayı öyle olduğu söylendi. Ben 5 tane bu kitabı okuyanlar varsa, bu kitapta o zamanlar 500 tane, 1000 tane efendim Osmanlı'ya göndermiştik. Böyle eski yazı, el yazısı, eski yazı. Arkadaşlar 4 tane menakıbname tespit ettim o zaman Türkçesinde. Mesela bir tanesi bu, bir tanesi bu. Bu Milli Kütüphane'deki menakıbname. Efendim biraz önce şimdi bu arkadaş burada mı? Şeyde hamamın cadde üzerinde hamamın orada bir barakada bir ayakkabıcılık yapardı. Bir amca vardı, vefat oldu. Uzun, soyadı uzun. Efendim. Evet. O amcadaydı bu menakıbname. Ben o eserleri Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağışladım tamamını. Evet. İstanbul'da. Evet. Şu anda orada. Şu anda orada. Keşke elimizde olsaydı. Efendim şimdi Osmancık'ta varsa bu tip şeyler başka yere vermek yerine tamam zenginleştirirsiniz ama Osmancık bunların buranın milli hazinesidir. Burayı da onlar muhafaza edip burada onları okuyup onları burada neşretmekte bu coğrafyada onlar bu coğrafyada. Yani kızmayın, darılmayın ama ve lakin bence burada sahip, yerinde sahip çıkmak lazım. Onlar buranın zenginlikleri. Onlar buranın zenginlikleri. O amca Allah rahmet eylesin, vefat etti herhalde. Efendim ben ondan efendim hesabını aldım. Yani böyle 4-5 tane menakıbname yeni harflere şey yok. Evet, iyi etmişsin. Bir şey demem yani. Yani bir şey diyemem ama ve lakin şu an oranın kayıtlarında inşallah ama bu menakıbnamede keşke ben ilk o zaman bir fotokopisini almışım. Bu menakıbnamelerde Koyun Baba'nın kerametleri anlatılıyor ve Koyun Baba ile ilgili anlatılanlar efendim tabi menakıbnameleri evliyalar kendileri yazmıyor. Dervişleri onlar için. Dervişler evliyanın kerametlerini anlatıyor, büyüklüğünü anlatıyor falan filan. Halbuki Koyun Baba'nın kendisi ne söylüyor? Koyun Baba'nın kendisi evliya. Koyun Baba'nın kendisi dervişlerine şunu söylüyor. Bakın bu da Koyun Baba Vakfı'nı anlatmak için yaptığım bir kitaptı. Koyun Baba Vakfı'nı herkes biliyordur. Meşhur değilse de efendim Osmancık'ta bir vakıf. Efendim Koyun Baba Vakfı kanuni şeyleriyle kurulmuş bir vakıftı. Ben Osmancık değilim ama Allah nasip etti öyle bir vakıf kurmak için. Efendim burada öyle bir vakıf da kurduk. Hizmet ediyor, öyle zannediyorum. Koyun Baba dervişlerini toplamış, diyor ki benim kazanıma vakıf ekmeği koyma. Yani beş dişe getirmeyin benim kazanıma. Benim kazanıma vakıf ekmeği koymayın, dibini dele. Hak Teala dergahında bulgur bulamaç elleri. Kimsenin ağacına tamah etmeyin, dirlik odun yapın. Yoldan geçeni hoş tutun, misafiri ağırlamakta cimri davranmayın, elinizde olanı kaçırıp aç kalmaktan korkmayın, misafire harcanan gerisin gerine, gerisin geri yerine gelin. Şeriat emrini muhkem tutun. Zira şeriat emrinden dışarı çıkan, dört kapıdan da dışarı çıkan. Şeriat, marifet, hakikat. Şeriat kapısından girmeden bizimkiler marifet kapısından falan diye başlıyorlar. Önce bir şeriat kapısından giriyor. Değil mi? Ondan sonra tarikat, marifet ondan sonra. Adam şeriat kapısını geçiyor. Bir şarkısını ondan sonra yapıştı. Ne diyor? Şeriat emrini muhkem tutun. Bizde slogan atıyorlardı. Kahrolsun şeriat. Ya niye şeriat kahrolsun? Yani şimdi şeriat Allah'ın şey. Allah'ın bu yani ama bizimkiler işte boş bulup bir yere karşı geliyorsam diye Allah muhafaza küfre giriyorlar işlerimiz. Evet şeriat emrini muhkem tutun. Zira şeriat emrinden dışarı çıkan dört kapıdan da dışarı çıkmış olur.
eliniz Allah için, duaya kul için, hizmete daima açık tutun. Alnınızın teri kurumasın. Fî sebîlillah, alın teri dökmenin hayrından mahrum bırakmayın kendinizi. Dost kalbi ferah tutun, düşmanlarınızın da kalbini kazanın. Devletli olmak isterseniz dilsiz, kulaksız olun. Birbirinize yar olun. Birbirinize yar olmadıkça bana da yar olun. Birbirinize yar oldukça bana da yar olursun. Bana yar olanların Hakk'a yar olmaları için dua eder. Hakk'ı her yerde koruyun. Eğer bu nasihatlerimi dinlemezseniz ansızın aranızdan kaybolup giderim diyor. Şimdi efendim birbirinize yar olun diyor. Birbirinizi sevin diyor. Hadiste ne diyor? Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş sayılmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Bizi abdestimiz, namazımız cennete götürecek diyorsanız ben bir şey demiyorum. Efendim ben üç tane huru müşvetiyle cennet arz edecek Müslümanlardan değilim. Açık ve net söyleyeyim. Namaz, abdest gerekli ama velakin hepsinden öncelikli birbirimizi sevmek. Allah bizi eşref mahlukat olarak yani. Bizi derken insanı. Değil mi? Ve peygamberler de insan için. Kur'an da, İncil de, Tevrat da, Zebur da, Evliya da, aklınıza ne geliyorsa hepsi bunların insan için arkadaşlar. Önemli olan insan, yani şah damarımızdan bize daha yakın olduğunu söyleyen Cenab-ı Allah, eğer hakikaten size şah damarınızdan daha yakın duruyorsa, ki duruyor da farkındaysanız eğer, farkındaysanız eğer, lütfen efendim Tin suresi 4. ayeti hatırlayın. Tin suresi 4. ayeti hatırlayın. Ne diyor Cenab-ı Allah? Tin suresi 4. ayeti. Muhakkak biz insanı ahseni takdim üzere yarattık. Efendim şimdi Arapçasını da aklımıza getirelim. Laket haleknel insane fi ahseni takdim. Takdim diyenler var, takdim diyenler var. Biz insanı efendim bahsedip taktığı üzere yarattık. Ama ve lakin eğer insanlığından uzaklaşırsa, adileşirse, adilerin adisi, hayvanlardan da daha adi, esveli safiliğinden olur. İşte esveli safiliğinden olmamamız için, yetişen nesillerin esveli safiliği, adilerin adisi durumuna düşmemesi için biz birbirimizi seveceğiz. İnsanlık bizim ortak baskımız. Ne sağcılığımız, ne solculuğumuz, ne Aleviliğimiz, ne Sünneliğimiz, ne A Partisi, ne B Partisi değil bizim davamız. Bizim davamız öncelikle insanlık davası. İnsanlığı kurtarmadan, insanlığı yaşatmadan, ortak paydayı beslemeden diğerlerini beslemek bizi birbirimize düşürür, bizi birbirimize karşı sivriltir ve biz bu sivri uçlarımızla birbirimizi incitir. Benim koyun babadan da anladığım, Kur'an'dan da anladığım, Hazreti Muhammed'den de anladığım, Hoca Ahmet Yesevi'den de anladığım özetle bence insanlık. Bizim birinci derece kutsalımız bence insan. Her şey insan için. Din insan için. Peki din insan içinse benim dini bilmem lazım. Benim ne dediğini bilmem lazım. Başımız Arapça biliyoruz. Arapça tebliğ ne kadar anlayabiliriz? Benim annem babam Arapça bilmiyor. Bana İslam'ı Türkçe tebliğ ettiler. Yaşayabilmem için İslam'ı hayat nizamı. Arkadaşlar bu Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat, Zebur falan var ya bunlar için şimdi bir şey söyleyeceğim ama sokakta lütfen Zeki Birel böyle dedi falan diye de şey etmeyin. Ben Kur'an'da hikaye var diye mesela. Türk Edebiyatı'nda anlatıyorlar hocalar. Diyorlar ki Türk Edebiyatı'nda efendim roman hikaye batıdan geçti diye anlatıyor hocalar. Ben de diyorum ki ya niye batıdan geçti bize? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hikaye ederek anlatıyor. Yani Kur'an'da hikaye etme tekniğini görememiş benim Müslüman yazarım. Batıdan hikaye etme tekniğini öğrenmiş. Ya burada bir problem var o zaman. Ya Kur'an'da işte hikayeler var falan demiş, gitmiş sokak şeyde evde anlatmış. Zeki Hoca Kur'an'a hikaye edin. Lan ben Kur'an'a hikaye falan demiyorum, yanlış anlama. Ama Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da, Zebur'da da
Cenab-ı Allah hikaye ederek anlatma tekniğini kullanıyor. Efendim, önceliğimiz insan. İtirazlarınız olabilir, ben bir şey demiyorum. Koyun babayla ilgili birkaç menakıbname var dedim. Bu menakıbnameler içerisinde en meşhur olanı Osmancıklı Abdülkadir Uslu, sizin efendim Kadriya dediğiniz veya Tilki Kadir diye bildiğiniz birisi. Ne biliyorsunuz Tilki Kadir'le ilgili? Evet, Osmancıklar ne biliyor? Kadriya ile ilgili ne biliyorsun? Şair olarak biliyorsun. İşte bu Kadriya, burada fotoğrafı var. Kadriya, Koyun Baba menakıbnamesini, nesil halindeki menakıbnameyi nazma çekmiş. Yani şiir haline getirmiş. Efendim, zaman zaman da Koyun Baba türbesinin önüne gider. Efendim, kandil geceleri bana anlatılan, Osmancıkların bana anlattığı, ben Osmancıkların burada yalancısıyım. Kandil akşamları Koyun Baba tekkesinin önünde, efendim, Koyun Baba menakıbnamesini okurmuş. Ya burada fotoğraf vardı şimdi. Keşke bir yere işaret koysaydım mı? Efendim Kadriya'nın Koyun Baba şeyin önünde, türbesinin önünde şey okuyor, menakıbnamesini okuyor. Evet. Efendim bir Kadriya Koyun Baba menakıbnamesini nazma çekmiş. Önemli bir şair. Şimdi biraz damdan dama atlaya, Osman'a yandım türküsü, biraz harçlıklı burası. Efendim, Kadriya'yı da bulalım. Hah, buldum Kadriya'yı. Hadi açık. Hadi açığı da anlatacağız. Efendim Kadriya Osmancık'ta yaşamış ama neyse. Efendim Kadriya'nın neyi var biliyor musun? Menakıbname'den sonra en meşhur eseri Hilye. Hilye ne? Hilye Peygamber Efendimiz'i anlatan eserler. Türk Edebiyatı'nda en meşhur Hilye Hakani'nin Hilyesi. Yani Türk Edebiyatı tarihinde geçen en meşhur Hilye yazarı Hakani. Çorum'un Osmancık ilçesinden bir şair çıkıyor. Türk Edebiyatı'nın en meşhur Hilyesini yazan Hakani'nin Hilyesine nazire yazıyor. Yani diyor ki sen yazdıysan Hilye'yi ben de yazdım. Yani ona meydan okuyor. Efendim Kadriya'nın Hilyesini de yemeklere aktardık. İnşallah yayınlarsak görürsünüz. Kadriya Hilye'yi yazıyor, Menakıbname'yi yazıyor. Başka Kadriya aynı zamanda bir mevlüt yazar. Konuşmama mevlütle başlamanın sebebi de o. Dedim ya mevlüt bir mevlüt yazarının da o. Kadriya'nın mevlütü Hilye yayınlanmamış arkadaşlar. Yani makbul yayını yok bildiğiniz. Efendim Menakıbname'nin makbul yayınını hem Çorum'da İlat Kütüphanesi'ndeydi, Çorum İlat Kütüphanesi'nde. Çorumlu birisi yayınladı, latinize etti. Bir de Zeytinli Çıplak, soyadı şimdi adı aklıma gelmiyor. Evet. Efendim bir de o arkadaş Menakıbname'ye çevirdi, yayınladı. Efendim bizim kitabımızda da var. Şakir Çıplak yayınladı. Zeytinli değil yalnız. Milliyetin müdür olarak arkadaşım. Evet. Zeytinli değil mi? Mevlidi var. Süleyman Çelebi'nin mevlidinden sonra Anadolu sahasında en meşhur mevlid Hamdullah Hamdi'nin mevlidi. Edebiyat öğretmenlerimiz üniversiteye öğrenci hazırlarken mutlaka bu bilgiyi vermek zorundalar artık çünkü imtihanlarda çıkıyor.
Hamdullah Hamdi'nin mezarı Bornu'nun Gönlük ilçesinde. Hamdullah Hamdi. Evliya Süleyman Çelebi'nin mevlidinden sonra en meşhur mevlid Hamdullah Hamdi'nin mevlididir. Ve Hamdullah Hamdi de mezarı Gönlük'te. Akşemseddin'in kabrinin önünde, bahçesinde. Hamdullah Hamdi Akşemseddin'in oğlu. Şimdi Akşemseddin'i de anlatacağız Osmancık bağlamında. Hamdullah Hamdi'nin mevlidinden sonra en meşhur mevlidlerden bir tanesi Aşık Kadriyan'ın mevlididir arkadaşlar. Ve Aşık Kadriyan'ın mevlidi yayınlanmış tek kitabıdır. Amasya'da yayınlanmış. Eski harflerdi. 1910. Biz onu da yeni harflere çevirdik. Efendim, Aşık Kadriya Hayatı Sanat Eserleri diye de evet bir kitap hazırladık. İnşallah yayınlanırsa iyi olur. Aşık Kadriya'nın eliyle yazdığı, eski harflerle yazdığı 11 tane defteri var benim elimde. 11 tane defteri var benim elimde. Evet bir de buranın Gecek diye bir köyü var. Gecek. Gecek köyünde Avni, Allah rahmet eylesin, Avni başkanla beraber köyleri gezerken oradan bir köyde elime geçti bir cörtte Aşık Kadriyan'ın ve Osmanlıcık diğer şairlerin şiirleri vardı. Efendim, yani onlar da şehrin Aşık Kadriyan Hayatı Sanat Eserleri diye de bir kitap inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Evet, sonra kim var burada şairlerden? Gazeteci vardı. Ali Açık. Hem Ali Açık'la ilgili bir hatıramı da anlatayım. Ben Çorum Atatürk Lisesi'nde görev başladım. Çorum Atatürk Lisesi'nde görev başladım. Sonra dediler ki seni ilçelere gönderelim, birine göndereceğiz. Ben de dedim Abdullah Çağlar'dı o zaman Milli Eğitim Müdürü. Ben dedim Mecid Özü'ne verin, olmaz dedi. Gardiya verin, olmaz dedi. Yaşı benimle olanlar niye onları istediğimi anlayacaklar. Mecid Özü o zaman için Türkiye'de en karışık yerlerden bir tanesi. En belalı yer. Efendim Gardı'da onu aratmaz mahrumiyetle. Ben Mecid Özü istedim olmadı, Gardı istedim olmadı. Bana hareket lazım. Efendim burağı çekeceğiz dediler. Burağı açıp kavanozun içine koymuşlar. Çektim Osmancık çıktı. Geldim Osmancık'a. Ama elim attım 3 tane daha kağıt çektim. Onların hepsini Osmancık yazmış. Yani bana sen Osmancık'a yakışırsın dediler. Geldim Osmancık'a. Osmancık'a geldim. 80 öncesi yetişmişim. O günün Türkiye'sinden geliyorum. Ben de şehri tanımıyorum. Aşağı yukarı gidiyor Mustin Mecburiyet Caddesi. Şimdi başka caddelerimizde var. Gazeteci var bir tane. Gazetecinin önünden geliyorum, geçiyorum. Niye geliyorum, geçiyorum? Onu da söyleyeyim. Hangi gazeteleri alıyor vatandaş daha ziyade? Oradan nabız yok diyeceğim aklım sıra. Ona göre kendime bir şey vereceğim. Efendim ben de geliyorum, geçiyorum. Bir geçişimde içeriden birisi böyle el etti. Girdim içeri, selamünaleyküm dedim. Aleykümselam dedi ama üst perdeden aldım. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve rekatuh dedi. Üst perdeden alınca heyecanlandım diyor. Adam dedim bak şeyi biliyor ya. Mısır'a adak biliyor ama velakin ayağa kalkma. Ayağa kalkmayınca tabii ben rahatsız oldum ya. Selam üst perdeden alacak kadar işi biliyor. Ama velakin ayağa kalkmadı, incindim. Halbuki gelenekte ayağa kalkarsın selam edince. Caşkı da olsa. Efendim, sonradan bir müddet sonra baktım ki ayağa kalkacak durumda. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Ön yargılı tehlikeli bir şey arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl bir Müslüman, Müslümana buğuz etmez, hüsnü zan hüsnü olur. Biz de hava atıp geziyoruz işte Müslüman hüsnü. Hüsnü zan hüsnü olmak varken suizan hüsnü olursanız böyle tuzağa düşersiniz. Sonra ben dost oldum. Ali amcayla. Efendim nane şekeri şiirini okudu, onu okudu, bunu okudu bana. Efendim, o da eski yazıyla yazıyordu şiirlerini. Yani Cumhuriyet devrinde yaşamış ama eski yazıyla yazıyordu. Bir eski yazı defterini buldum, daha sonra torunumdan, İsmail'den de bir başka defterini daha buldum. Efendim, onların fotokopisini aldım. İkinci defter, bir defter baştan sona kendi el yazısıyla efendim, Aşık Ali'nin şiirleri. İkinci defterde başka bir el yazısı daha vardı. Sonra baktım, o şiirler Aşık Kadriyan'ın şiiri. Aşık Kadriyan'ın kayıp bir defterinden bahsediyor. Efendim, Çorumlu Aşık Şairler diye Abdullah Ercan'ın bir kitabı var. Yok, bir de İskilitli birisinin bir kitabı, Abdullah Ercan'ın kitabı değil. Efendim, Aşık Kadriyan'ın valilik şeyleri topluyor, şairlerle ilgili bilgiler topluyor. Kitap yaptıracakmış zamanında. Efendim,
bilmem ne kaplan. Şimdi adı aklıma gelmedi. Efendim diyor ki bir defteri kayıp diyor Kadri Ağa'nın. İşte o kaybolan defter Aşık Ali'nin elindeydi, iki defter. Aşık Ali Kadri Ağa'nın defterini almış, arkasına kendisi devam etmiş. Arkasına kendisi devam etmiş. Oradaki şiirler de çıkarttık. Efendim bir Aşık Ali, garip bir aşk hikayesi Aşık Ali diye efendim bir kitap yaptık. O da yayına hazır arkadaşlar. İnşallah evet Osmancıklı kardeşler sahip çıkacak. Bana sahip çıkmayacağız. Kendinize sahip çıkacağız. Kendinize ne kadar değerleniyoruz göreceğiz bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar Aşık Ali'nin güzel şiirleri var. Burada okuyayım ama vaktinizi ben çok alacağım. Kaç saat oldu? Olmak değil mi daha sonra? Daha girizgahtayız yani. Girizgahtayız. Şimdi Aşık Ali biliyorsunuz bir kıza yetim kalmış. Garip. Efendim bir hanımefendinin ineklerini otlatıyor. Hanımefendi de buna diyor ki sen evladım sen şey ben kızımı sana vereceğim diyor. Aşık Ali artık yani biraz delikanlı olunca kızıyla da araya şey etmiş. Ayarlamış kızı. Kızı ver. Para vermiyor. Kızı sana vereceğim diye para vermiyor halinde. En sonunda kızı kaçırıyor burada. Aşık Ali de kızın kaçtığı yeri tespit ediyor. Efendim kızın olduğu yere gitmek için Ankara'ya kadar yürüyor. Ankara'da Etimesgut tarafından trene binerken düşüyor. Efendim bacaklarının üzerinden tren geçiyor ve hastaneye kaldırılıyor. Hastanede bir müddet yattıktan sonra buraya geliyor. Nasıl olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Efendim Bedriye'ye şiirler yazıyor. Bedriye bilmem ne falan filan. Bedriye'ye yazıyor. Bedriye'nin şeyi yok. Sana çobana kız mı veririm diyor. Aşık Ali berber çırağı oluyor. Çobanlıktan vazgeçiyor. Berber çırağı oluyor. Gene kızını vermiyor, kaçırıyor. Evet bu sefer Bedriye'ye yazıyor. Bedriye de sanki ona yazıyormuş gibi Bedriye'nin ağzından kendisine de yazıyor. Aldı sazı Aşık Ali, aldı sazı Bedriye, karşılıklı atışıyor falan filan. Sonra ben bu Aşık Ali'nin efendim tarikat mensubu olduğunu öğrendim, kendisinden değil. Efendim Çorumlu bir şair, Osmanlıklı bir şair var. Ne o şairin adı? Ormancı var, ormancıyı. Sırrı Çağlar'ın bir şiiri var Aşık Ali ile ilgili. Sen bırak bu işleri diyor. Ha, mecazi aşkı terk eyle. 1970'te yazmış Sırrı Çağlar bir şiiri. Uyan Aşık Ali uyan. Mecazi aşkı terk eyle, hakiki aşkı fark eyle. Vücudu aşka kark eyle. Uyan Aşık Ali uyan, aşk oduna hiç durmayan. Mecnun bulunca Leyla'yı, birden bıraktı Leyla'yı. Terk etme gel bu sevdayı, uyan Aşık Ali uyan. Aşk oduna hiç durmayan. Bedriye'yi artık bırak, yaksın seni hakiki aşk. Yolda kalma aman çırak, uyan Aşık Ali uyan. Aşk oduna hiç durmayan. Öğüt verir sana Çağlar, kendi aşktan yanar ağlar. Kalbi Hakk'a bu aşk bağlar, uyan Aşık Ali uyan. Aşk oduna hiç durmayan. Efendim... Aşık Ali hakikaten aynı Huzuri'nin Leyla ile Mecnun'da olduğu gibi Mecnun geliyor diyor ki ben senin Leyla'nım. Leyla gelip diyor ki ben senin Leyla'nım diyor Mecnun'a çölde. O diyor ki Leyla yok falan filan diyor. Ben işte elinde elle falan filan diye en sonunda ne diyor? Leyla öldü yaşasın Mevla diyor. Aşık Ali de Bedriye'yi öldürüyor. Burada ve gönlünde öldürüyor. Ve Aşık Ali bir Allah dostu olarak öbür tarafa gitti. İnşallah mekanı cennettir. İnşallah biz de Cenab-ı Allah ona komşu eder diye düşünüyoruz. Evet Aşık Ali gelmiş arkadaşlarının listesini de tutmuştuk. Onun da fotoğrafını inşallah koyacağımız da var. Yani Sivas'tan vatandaşın pek çok yerden gelmiş arkadaşları var. Onların ölüm tarihlerine not düşmüş defterler. Evet görece Aşık Ali'yi de aldık. Kadri Ağa'yı da aldık. Efendim başka kim kaldı? Şairlerden Sırrı Çağlar, hakeza. Başka? Evet, Osmanlı'da sizsiniz ya. Evet. Yok mu başka şeyler? Muharrem Meral var. Muharrem Meral. Ha, Muharrem Meral Osmanlı'da değil ama Osmanlı'da Muharrem Meral'ın dokunmadığı kimse. Değil mi? Evet. Yani Muharrem Meral'ın şöyle, efendim, sihirli eliyle dokunmadığı kimse yok. Şu anda yok, burada yoktur yani. Burada herkese dokunmadı. Bu ya Muharrem Hoca, Muharrem Hoca, bak Muharrem Hoca ile buluruz ha. Efendim? Olur lütfen.
Hem okudum hem de. Evet, şimdi Sabri var mesela, Osmanlı Kırsabri, divan şairi. Divan edebiyat değil de bize kadına şarap edebiyatıdır diye anlatıyorlar, saray içerisinde gelişmiştir diye anlatıyorlar. Ben 16 tane divan şairi teslim ettim, Bolu. Ben bir yerin ekmeğini yiyip suyunu içersem, tuz ekmek hattı diye orayla ilgili çalışmalar yapıyorum. Bolu'da da çalıştım bir ara. Bolu ile ilgili öyle zannediyorum ki Bolu'ların bile benim kadar kitabı yoktu. Bolu ile ilgili yazılacak her kitapta benim kitaplarıma bakmak zorundalar. Efendim 16 tane divan şairi teslim ettim, Bolu. Evet, Osmanlı'da da divan şairleri var. Yani siz şimdi saraya sadece paşa göndermediniz. Oraya yazmış belediye başkanımız, ne şehzadeler şehri diye. Şehzadeler şehri olmaz, şehzade... Sadrazamlar ben yanlış okudum. Ben yanlış okudum bu zaman. Sadrazamlar şehri. Evet, şimdi sadrazam kim? Baltacı Mehmet Paşa. Hafız Halil Paşa. Efendim, Koca Mehmet Paşa. Ya Baltacı'ya da iftira atıyorlar, siz de iftiraları. Efendim, birbirinizi anlatırken işte efendim, şey yaptı, Mostoklarından nereye işte Baltacı Mehmet Paşa'yken ne yaptı? Yazık günah adamı iftira attı. Yani Baltacı'nın roman üzerinden tarih anlatır veya anlatsa böyle olur. Film üzerinden tarih öğrenilmez, senaryo üzerinden. Onlar senaryo. Efendim, onlar roman. Baltacı Mehmet Paşa, saraydaki hafızlardan bir tanesi. Yani çok güzel sesi sevdası var. Baltacı Mehmet Paşa'nın Karaağaç Dağı biliyorsunuz. Baltacı Mehmet Paşa koyduğunuz köyün adı da Karaağaç Dağı. Baltacı Mehmet Paşa. Efendim, Koca Mehmet Paşa var. Efendim, şairleri var buranın. Şairleri var. Buranın medresesi var. Yani şimdi arkadaşlar iki tane medrese var. Bir tanesi Akşemseddin Medresesi biliyoruz. Şu anda cami. Peki öteki medrese nerede? Ferahşah Medresesi. Kepçeli. Medrese diyor, medrese. Yani bugünün üniversitesi. Ferahşah Medresesi. Ferahşah Mahallesi var. Ferahşah Mahallesi var. Büyük ihtimalle Ferahşah Mahallesi, Ferahşah Medresesi de orada olsa gerek. Yani efendim şimdi imaret başka bir şey arkadaşlar. İmaret Camii başka bir şey şimdi ama Ferahşah Medresesi ve efendim Akşemseddin'in bir şey, muallimlik yaptığı, profesörlük yaptığı medrese. Efendim, yani Osmancık boş değil. Osmancık kültür merkezi, Osmancık sanat merkezi, Osmancık efendim ticaret merkezi. Yani güzergahı itibariyle. Efendim Osmancık suyuyla, havasıyla da çok güzel bir yer o zaman için. Gene hala da öyle bir yer. İnsanlarıyla efendim ona yaşayan birisi olarak şahitlik de yaptık. Şimdi biraz da Akşemseddin'den bahsedelim isterseniz. Bahsedelim Akşemseddin'den. Efendim 10 gün önceydi. Bolu'da eşimle birlikte bir bildiri sunduk. Cumhuriyet Devleti Türk Şiiri'nde Akşemseddin diye. Efendim bu şeyleri araştırırken bir şey fark ettim. Akşemseddin burada yaşamış. Buralı değil. Ama ve lakin bizim tarihçi arkadaşlarımız Akşemseddin'in buralı olduğunu yazıyor. Ama Akşemseddin buralı değil. Fakat enteresan bir şey, Akşemseddin'le ilgili Cumhuriyet devrinde yazılan, daha önceki dönemlerde de yazılan şiirler var. Ama Cumhuriyet devrinde yazılan şiirler içerisinde Akşemseddin'le ilgili en çok şiirin yazıldığı yer Osmanlı. Akşemseddin'in mezarı Göynük'te. Göynük'te sadece bir tane şiir bu. Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya'nın şiiri. Evet. Efendim? O da yeni dönem. Ahmet Çankaya'nın 3. dönem belediye başkanlığı. Ahmet Çankaya iyi bir kültür adamıdır. Efendim, tanışmamışsanız tanışın Ahmet Çankaya'yla. Ahmet Çankaya'nın 3. dönem belediye başkanlığı, ilk dönem belediye başkanı olduğunda Akşemseddin Şenlikleri başlattı onunla birlikte. Efendim, Akşemseddin Vakfı da kuruldu. Akşemseddin Vakfı da kuruldu. Efendim, şimdi Osmancık'ta şeyle ilgili, Akşemseddin'le ilgili Can Polat'ın kitabında Osmancık'ta doğduğu yazıyor. Efendim yine bir Osmancık diye bir dergi çıkarttık burada belediyenin adına. Bir sayı çıktı, ikinci sayısı çıkmadı.
Orada tarih hocalarımızdan bir tanesi de yine Akşemseddin'in Osmançık'ta doğduğunu yazmış idi. Arkadaşlar Akşemseddin'in doğum yeri burası değil, Türkiye değil. Aşağıda, güneyde doğmuş. Ama şöyle bakın, şimdi Şam tarafından doğmuş. Öyle deyince diyorlar ki acaba bu Suriyeli. Arkadaşlar bakın Türk coğrafyası, işte tarih bunun için önemli. O zamanlar oraları Türk şey. Bugün bile gidin, Tel Afer'e gidin, Irak'ta, Musul'a gidin, hemen Kerke'ye gidin, Türk kalbi, Türk şehir. Hemen Suriye'de Halep'e gidin. Rusların en büyük üssü kurduğu yer nerede Rusya'da? Laskiye, Laskiye'ye gidin, Laskiye Türkmen şehridir arkadaşlar. Türkmen şehri. Şimdi bu Osmanlı yerleşik hayata geçin diyor ya Türkmen'e. Vergi alamıyor, askere gönderemiyor, bilmem ne yapamıyor. Türkmen'e diyor ki yerleşik yani konar göçere. Yerleşik hayata geçin deyince Türkmen ne yapıyor? Ferman padişahsa dağlar bizim bir kalktı da göç eyledi aşar illeri diyor. Bir hareketleniyor Türkmen. Efendim İç Anadolu bölgesinden, Kayseri bölgesinden oradan buradan bir hareketleniyor. Soluğu nerede alıyor? Bir kısmı Kıbrıs'a kadar gidiyor. Bir kısmı Güneydoğu Anadolu bölgesine yerleşiyor. Bir kısmı Halep'e, Halep'e ta aşağıya kadar, geldikleri yere kadar yerleşiyor. Bugün için Ziya Gökalp'ın dediklerinden hareketle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O süreçte 10 bin çadır Türkmen bugünkü Güneydoğu Anadolu bölgesine gidip yerleşmişler. 10 bin çadır Türkmen. Nerede şimdi bu Türkmenler? Bak tarih bunun için gerekli arkadaşlar. Şefi hocam bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Türkmenler çabuk asimile olmuş bir topluluk. Şöyle kesinlikle ben Mardin'de Karacalar eteğinde bir köyde çalıştım. Evet. Karacalar o bir tarafı silerek bir tarafı işte Çınar ve geri topraklarında çalıştığım köyün yakınlarındaki köyler yani ben de aslında Türkmen asıllı insanı yeni yemekten tutup da hemen hemen yaptığı iş aynı bizim bu bölgenin insanının şeyi. Mesela burada Kürt asıllılarda Kürt kesme diye bir şey yoktu. Adım kesme diye bir şey de yoktu. Çocukta olduğu zaman. Onlar da onu olduğunu gördü. Yani ortak yemek keşkek olduğunu gördü. Mardin'de keşkek görmedim ben o haftalarda falan. Bir de şimdi sizin dediğimiz işte coğrafyalardaki Türkmenler biraz Araplaşmış. Yani şeylerini kaybetmiş. Şeydeki Türkmenler de neler oldu? Türkmenler de Türkleşmiş. Evet şimdi arkadaşlar hocamın da dediği gibi bu tarihi bunun için bilmemiz lazım. 10 bin çadır Türkmen gidip oraya yerleşiyor. Bunlar nerede şu an? Efendim bizde Nobel'e aday gösterilmiş bir yazarımız vardı. Bu Nobel ödülünü alan Orhan Pamuk'tan önce. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal diye biz göstermedik. Fransızlar gösterdi ona aday. Benim bildiğim kadarıyla. Daha sonra adaylığını da çektiler. Çekmelerinin sebeplerinden bir tanesi ne biliyor musun? Yaşar Kemal Efendim Ağrı'da efsanesi falan efsane derlemeleri yapıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesine de gitmiş derlemeler yaparken oradaki insanların tipine bakmış demiş ya siz diliniz böyle ama siz demişler ki biz Türk'üz. Ama diliniz Yaşar Kemal bir Yaşar Kemal de diyor 10 bin çadır nerede diye Yaşar Kemal de soruyor. Efendim niye diyor dilinizi unuttunuz? Onlar diyor ki biz Sünni Türkleriz. Efendim Kürt kardeşlerimize Sünni kız alıp verdik. Ama şu falan köydekiler kız alıp vermediler. Onlar Türkçelerini muhafaza ediyorlar. Onlar niye kız alıp vermediler diyor. Yaşar Kemal soruyor. Onlar diyor Aleviyle, Alevi diyor. Aleviyle kız alıp vermedikleri için Türklüklerini muhafaza etmişler. Sünni Türklerine kız alıp vermişler. Türklüklerini muhafaza etmemişler. Şimdi Ankara'nın veya Kırıkkale'nin efendim ilçesi var. Karakeçili. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi Türkmen. Efendim Diyarbakır'da Karakeçili Kürt. Ya yani bunu iyi tartmamız lazım. Şimdi Karakeçili.
Onun için tarihi bilmeniz lazım arkadaşlar. Akşemseddin ile ilgili bir şiir okuyayım. Sivaslı bir hakim yazmış bu şiiri. Ağır ceza hakimi. Köse şiirin adı. Halkanın ne işi vardı kösenin boynunda? Zinciri kayı bayram elinde olmasaydı. Dürülmezdi nice yollar bir düşe ram olup dili perişan zülfün telinde olmasaydı. Hiç döner miydi koca fakih Ahmet? Ah senin uçtu sabah yerinde olmasaydı. Çek aşına sunsulmazdı kemali hedefle. Dideyi bir yan bahar senin de olmasaydı. Dalar mıydı kavvas gibi sevda deryasına? Ürvetin hüska yaran belinde olmasaydı. Zabun kıssayı menşuru derc etmezdi elde. Kelam-ı kibar canan elin dilinde olmasaydı. Yusuf Zabun dedi, hakim yazmış bu şiiri. Şimdi bu şiiri anlamını çıkartabilmemiz için bizim Şemseddin'in hayatını bilmemiz gerekiyor. Yoksa şiir bize bir şey anlattı. Şiir ne anlatıyor biliyor musun? Akşemseddin anlatıyor. Akşemseddin'in babası doğu taraftan gelmek. Amasya'ya giden arkadaşlarımız varsa Amasya'da Kurtboğan Evliya diye bir türbe var. Akşemseddin'in babasının türbesi Kurtboğan Evliya. Kurtboğan Evliya denmesinin sebebi vefat ettikten sonra defnetmişler. Efendim o gece kurtlar gelmiş cesedi çıkartmışlar diyecekler. Kurtboğan Hamza adı. Evet kurdun kırtlağına yapışmış, kurt orada ölmüş. Evde öyle. İşte o zaman demişler ki bu Kurtboğan Evliya bunu. Demek ki Kurtboğan Evliya. Efendim adı oradan geliyor. Şimdi Kurtboğan Evliya Akşemseddin'in babası. Amasyalılar sahip çıkıyor. Yalnız bir anlatının bir tanesinde efendim Samsun Kavak lafzı geçiyor. Samsun Kavak lafzı geçince efendim Samsun Kavaklılar da Akşemseddin'e sahip çıkmışlar. Akşemseddin için bir yer yaptırmışlar. Şimdi acaba bu Samsun Kavak, Sarp'ın Kavak mı diye düşünmeden edemedim ben. Sarp'ın Kavak deyince ne aklınıza geliyor? Buranın köy. Ben şimdi bir şey demiyorum. Şimdi Samsunlu Samsun Kavak diye bir rivayetten hareket ediyor. Kavak türbe yaptırıyor. Efendim buranın Sarp'ın Kavak diye ben şöyle düşündüm. Acaba eski yazıdan yeni yazıya aktarırken efendim Sarp'ın Kavak adını bilmedikleri için Samsun belli meşhur Kavak da meşhur onun için bunu Samsun Kavak diye mi okudular diye düşündüm. Belki Sarp'ın Kavak da burada bildirimize de yazmışız onu bildirimize yazdık. Yani bu öyle de bir rivayet var bunun da üzerine gidilmeli diye. Efendim Sarp'ın Kavak'ta da kime ait olduğu belli olmayan bir mezardan bahsolunuyor. Efendim araştırmacıların dikkatine sunulur. Araştırmacıların dikkatine sunulur. Yüksek. Yüksek, efendim, yüksek bir olasılık hocam Sarp'ın Kavak. Ben yüksek ben değilim de ben anlamam öyle. Ben şimdi şeylerden anlamam. Ben sizin dediğinizden yola çıkıyorum. Evet. Şimdi efendim şimdi bu hikaye şiire gelelim. Akşemseddin tasavvuf bilgisiyle, din bilgisiyle yetişmiş. Bir alim adam. Osmanlıca medreseye geliyor. Tıp fakültesi. Burada tıp fakültesinde hoca Pasteur'den 100 sene önce mikrop denen canlıların varlığına işaret eden adam Akşemseddin. Sıradan bir alim değil. Akşemseddin'in tıp kitabıyla ilgili bir takım şeyler var. Ona ait değildi diyenler var falan. Akşemseddin bir de tıpla ilgili bir kitabı da Akşemseddin. Akşemseddin burada medresede hocalık yaparken yani bugünkü anlamıyla profesörlük yaparken yetmiyor. Yani gönlüne gönlünü doyurmuyor. Efendim çünkü şeyden geliyor, tasavvuf kültüründen geliyor. Arayış içerisinde efendim Hacı Bayram Veli'nin adını işitmiş. Hacı Bayram Veli'nin adını işitmiş. Gidip ona intisap edecek. Ankara'ya gidiyor Hacı Bayram Veli'nin yerini soruyor. Efendim diyorlar ha şu adam Hacı Bayram Veli diyor. Bakıyor peşinde 3-4 kişiyle geziyor. Dükkan dükkan geziyor. Efendim dileniyor diye düşünüyor. Lan bu nasıl bir evliya diyor ya. Dükkan dükkan geziyor diyor falan. Yok diyor ben buna. Ben, olmaz bu işte. Ve Arap diyarlarına doğru aşağıya doğru inecek. Oradan birini duymuş oraya giderken yolda rüyasında efendim Hacı Bayram Veli'yi görüyor. Bunun boyuna bir zincir takılmış çekiyor Ankara'ya doğru. Efendim ve rüyasını hayra yoruyor. Geliyor Ankara'ya Hacı Bayram Veli'yi yeniden buluyor.
efendim Hacı Bayram Veli de arazide arpan burçak ne biçiyorlar demişleriyle beraber. Bakın eskilerin mesleği var, çalışıyor. Şimdi günler gibi şey mülkler getirsin ben yiyeyim yok. Yani onun için kimin peşine düşeceğimize çok dikkat edeceğiz. Emek sahibi, emek. Efendim, lan bakıyor bu ne diyor ya böyle? Efendim onlarla beraber şey diyor, öğlen yemek verilecek. Herkes zevkabına bir şeyler konuyor. Akşam settin, ne bir şey vermiyorlar. Köpeklerin yanından sumsuyu, şiirde anlatıyor ya. Kent aşına sumsulmazdı. Bak şiir onu anlatıyor. Efendim onu oradan şey deyince Hacı Bayram Veli'yi çağırıyor, gel buraya diyor. Evet senin tanrı razanın diyor, böyle böyle oldu diyor. Rüyasını anlatıyor ona, o zaman anlıyor ki keramet ehlidir diyor. Hacı Bayram Veli'ye nisap ediyor. Akşemseddin. Efendim Akşemseddin sonra Hacı Bayram Veli vefat edince vasiyeti var. Hacı Bayram Veli'nin efendim defin işinde yıkanma işini Akşemseddin yapıyor. Efendim bıçakçı diye bir derviş var orada. Efendim o daha önce Akşemseddin'den daha önce orada. Efendim onunla daha o da diyor ki niye ben değil de sen diyor. Biliyorsunuz Bıçakçızade daha sonra Melamiliği, Bayrami Melamiliği kurucusu. Akşemseddin Bayramiliği devam ettiriyor. Hacı Bayram Veli sağlığında Akşemseddin'i şeye gönderiyor. Beypazarı'na gönderiyor. Beypazarı'na gönderiyor. Dolayısıyla Beypazarı'nda bir Akşemseddin camii var. Burada bir Akşemseddin medresesi var. Büyük ihtimal o tek bir bina değil. Biz şimdi cami olarak kullanıyoruz ama büyük ihtimalle orada bir külliye var. Yani bunun eski tarihçiler araştırmaları lazım bence. Büyük ihtimal orada bir külliye vardı. Efendim Akşemseddin buradan bırakıp gitti. Ankara'da Hacı Bayram Veli'yi isap etti. O onu Beypazarı'na gönderdi. Beypazarı'nda değirmen işletti Hacı Bayram Akşemseddin. Ve Akşemseddin cami. Sonra Beypazarı'nda Akşemseddin Hacı Bayram Veli vefat edince efendim Hacı Bayram Veli'nin postuna oturuyor ama bu sefer Kilisteyim de o. Öyle mi? Gönlükteydi ama söyleyeyim. Çorum'un İskilip'e. İskilip'e gidiyor. Kim İskilip'te bir Akşemseddin camiinden var. Evlilik koyu hocam. Evlilik. İskilip'in evlilik koyunda talebeleri var. Ha, şimdi evlilikte. Şimdi İskilip'liler bakın arkadaşlar İskilip'te fazla kalmıyor. Ama velaki İskilip'liler Akşemseddin için koca kitap yaptılar. Ali Kılcı diye birisi İskilip'li birisi koca kitap yaptı. Hatta geçenlerde bana telefon etti. Hoca dedi sen Osmancık iddiasında bulundun. Bolu'da öyle anlatmışsın dedi. Efendim onları bana belgelerini gönder. Belge yok dedim. Adamlar böyle yazıyor kardeşim. Tabii Osmancık'a da sahip çıksın. Başkası da sahip çıksın. Samsun Kültür Müdürü beni aradı. Hoca böyle böyle kavak diyorlar da sen de sapın kavak diyormuşum dedi. Dedim ya sırf Samsun'un kavağı da türbe yapın. Sapın kavağı da yapın. Ne zararı? Yunus'un yer yerde türbesi var. Yunus'u küçültüyor mu? Yani büyütüyor. Bunlar arkadaşlar bir şehir için zenginlik. Efendim sonra orada İskilip'ten geliyor. Ha bu arada Fatih'in hocalığı meselesi var. Fatih'in hocalığını bırakıp Gönlük'e geliyor. Gönlük'te de vefat ediyor. Gönlük'te de değirmen işletiyor. Gönlük'te de değirmen işletiyor. Yani değirmenci Akşemseddin. İyi bir şair, iyi bir efendim Zırat adamı değirmenci. Efendim başka ne kaldı? Baltacı Mehmet Paşa'yı zaten biliyorsunuz. Hoca Mehmet Paşa'yı da efendim biliyoruz. Şairleri anlattık. Efendim günümüz şairleri de var. Şimdi arkadaşlar ben şöyle düşündüm. Osmancık'la ilgili şiirler var. Günümüz şairlerinin şiirleri var. Eski şairlerin şiirleri var. Bu kitabı aldım bazılarını. Bu kitabı bazılarını aldım. Bu kitap arkadaşlarda vardır diye düşünüyorum. Muharrem Meral hocam Türkiye'm diye bir şiir yazmış. Düşmanlar çiğnerken aziz vatanı tutuşup yanarken yurdun her yanı yanını söndüren dedemin kanı senden ayrı yaşayamam Türkiye'm. Başka bir at taşıyamam Türkiye'm. En son dörtlüğünü okuyayım. Ufkunda güneşler doğup batıyor. Toprakta binlerce şehit yatıyor. Bütün Türk'ün kalbi sende atıyor. Senden ayrı yaşayamam Türkiye'm. Başka bir at taşıyamam Türkiye'm diyor. Ondan başladım. Sonra Aşık Kadriyan'ın Şanlı Çorum Merhaba şiirine devam ettim. Nazlıma bak dil ruda,
Şanlıçoru merhaba, olsun ocaktan çaba, Şanlıçoru merhaba. Bunun da son dörtlüğünü okuyayım. Gel ey şehri ibadet, bedel seni görmek.